Merhaba, iyi akşamlar. Sorularınız vardı, onlara biraz cevaplamak istiyorum. Aslında çok da sorular değil bunlar. Ama hayata dair sorular sormuşsunuz, onları cevaplamak istedim. Bu arkadaşımın yani Eyüp adlı arkadaşımın da yeni yaptığı yarı minibus büyük. Otobüsü de karavan yaptı, onu da yakında sizlere YouTube'da sunacağız. Video beğenmelerinizi çok teşekkür ederim. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çok güzel bir şey yapamıyorum. Çünkü elimde ne teçhizat varsa kamera adına onu yapmaya çalışıyorum. Güzel şeyler yapacağız. Daha iyi şeyler yapacağız. Ama elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Çünkü çok özel bir teçhizatımız yok. Işığımız fazla iyi değil. Yaz geldi. Konuklarımı karavana sokmak istemiyorum. Çünkü karavan sıcak oluyor yazın. Onları o yüzeye de sokmayacağım. Bundan sonraki videolarımızda elimden geldiğince başka mekanlarda ya da onların kendi mekanlarını bulabilirsek yapacağım. Haziran Ramazan sonrası yine Wyndham Otel'de çalmaya devam edeceğiz. Onu söylemek isterim seyircimize. Ramazan sonrası bizi tekrar dinleyebilecekler. Caz'ın eğlenceli yüzünü sizlere sunuyoruz. Ondan sonra onun dışında Kargılar Kafesi'nde grubuyla Gökhan Abur, Suna Yıldızoğlu, Muzaffer Uludağ, Korkut Koray ve ben Taylan Erler. Biz böyle bir 5 solist beraber gidiyoruz. Arkamızda büyük güzel bir orkestra var. 15-16 kişilik bir grubuz. Kurucusu Suat Kamçalı. Ve orkestramızla beraber aşağıda tam şey veremiyorum ama herhalde neydi ben yazmıştım bir yerim onları. Şimdi şöyle. Rixos Göçek, Bodrum Göçek, Türkbükü Hilton, Hilton Sarıgerme mesela oralara gideceğiz. Oralarda görüşeceğiz umarız yani gelirseniz de orada izlersiniz. Kargılar Kafes'te grubu, Instagram, Face'ten takip edebilirsiniz. Biraz ağır eleştiriler vardı onlar. Bu karavan tanıtım filmi vardı benim. Bu karavan ilk aldığım, bu İngiliz karavanını ilk aldım. Öncelikle şöyle bir Avrupa karavan mı diyeyim, İngiliz karavan mı diyeyim onu da karar veremedim. İngiliz deyince bu sefer altına şey yazmışlar, sağ olsunlar. Abi Avrupa karavan, İngiliz karavan diyorsun, İngiliz mi Avrupalı mı falan diye. İngilizler Avrupa'yı kabul etmediler, Avrupa Birliği'ni. Kendi başlarını yaşıyorlar ama tabii Avrupa Birliği'ne bağlılar. Avrupalılar İngilizlere bağlı, biz İngilizlere bağlıyız, İngilizler bize bağlı falan. Bütün aslında dünya birbirine bağlı. Yani ne yaparsanız yapın, ben ne yaparsam yapayım yine beni eleştireceksiniz. Onun için elimden geldiğince kimseyi kırmadan, ağır hakaretler, hakaret dolu sözler söylemeden sizlerle sohbet ediyorum. Soru cevap evet doğru, ben sizi görmüyorum, siz beni görüyorsunuz. Siz beni biliyorsunuz ama ben sizi bilmiyorum. Bilgisayarın klavyesinin başına geçip oradan yazmak kolaydır. Yazabilirsiniz. Ama üzücü oluyor. İsimleriniz mutlaka ki belki erkeksiniz, kadındır. Kadınsanız da kadın ismi varsa erkektir. Onu da bilemeyiz. Onun için onların araştırmasına hiç girmiyoruz. Yerim de ona girmiyor zaten. Ben diyorum ki onlar kalsın, onları hiç silmeyelim. Ama tabii böyle ağır sözler de güzel olmuyor. Yani ben karavanı övmüşüm, niye bu kadar övüyorsun, sen Avrupa'yı çok seviyorsun. İşte sen Avrupa'nın git orada yaşa falan gibi sözler oluyor, bunlar bize tabii üzüyor. Karavanda yaşam olarak sorduğunuz şeyler vardı, onları tekrar anlattım ama yine söylemek istiyorum. Karavanda yaşam tabii ki evdeki de aslında riskli, buradaki de riskli. Çok zor bir şey değil yani karavanda yaşam. Risk varsa her yerde var, onun için aynı şekilde bu risk karavanda da var, bu evde de var, tekne de var, işte kulübe de var, her yerde var aslında. Onun için amacımız biraz daha hani keyifli yaşamak yani. O durumdan keyif almanız önemli. O durumdan keyif alabiliyorsanız ne mutlu siz ama keyif alamıyorsanız o zaman hiçbir yerde yaşayamazsınız. Yani çok lüks bir teknede, lüks, benim 5-6 ya da 10 odalı bir evde bile keyif alamazsınız. Onun için elimizden geldiğince o keyfi nereden alıyorsak oradan alacağız. Biz amacımız bu. Bugün de biraz kalabalık insanlar. Hava da güzel tabii, dışarı çıkmak istiyor insana çünkü havalar biraz kapalı. Evet dediğim gibi demin de söyledim, çok da tekrarlamak istemiyorum. Bundan sonra karavanın ülkesiyle ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. Bunu kendime bir borç biliyorum.
Karavanın tanıtımları vardı. Onu düşünüyorum yapmayı. Emin değilim. Artık çünkü hakikaten üzüldüm. Öyle yazılınca hani şimdi iki tane firma var mesela. Şimdi onu konuşmuyorum ama yani bunlar Türk firmasıydı. Türk karavan yapım firmalarıydı. Fakat şimdi yabancı ülkeden yani dışarıdan karavan getirmeye başladılar. Sıfır karavanlar. Ne oldu? Güzel güzel yapıyordunuz. Niye yabancı karavan getirdiniz? O da başka bir sorun. Onları düşünüyorum. Onun için de tuvalet ve işte üstünün güneş panelleri olması, işte aküsü, yatağın oluşu falan, bunları ayrı ayrı bir film şeklinde istemişsiniz. Elimden geldiğince onları çekeceğim, size hazırlayacağım ama bilmiyorum artık, işte onu bir ara bir yaparım. Çünkü çok yani sıkıldım ve kırıldım biraz da. Hepinize değil tabii ama işte o yazanlar demek böyle bir canları sıkıldı, belki bir boşlukta kaldılar. Takılacak birini aradılar, onlar da bana yazdılar. Hayattan biraz zevk alın. Hayat o kadar da uzun değil. Kısa bir hayat. Kimseyi kırmanıza gerek yok. Çünkü yarın ne olacağımız hiç belli değil. Belki felç kalabiliriz. Bir araba çarpabilir. Bir sürü planlarınız var biliyorum. Hep notlarınızı yazıyorsunuz. Telefonunu hep yazıyorsunuz. Biz de yazıyoruz. Ama ben artık öyle görmemeyi öğrendim. Yani bir sürü plan yapılıyor ama diyorum ki bakalım. Olursa olur diyorum. İşte mesela abici ne bilmem iki ay sonra şunu yapacağız diyor. Ne olur kısmetse yaparız diyorum. Ya abi niye öyle düşünüyorsun falan. Hayır öyle düşünmüyorum. Yani şu an iki ay sonrasını konuşacak halim yok. Çünkü bilemem ki ne olacağını. Onun için yani bunları çok çok kafanıza takmayın. Birbirinizi kırmayın. Ya bu çok önemli burada. Üzgünüm biraz da, evet biraz da kırgınım aslında. Kızgın değilim. İnsan kime kızar? İnsan akıllı insana kızar. Ya Mehmet dersin ya da Ayşe dersin. Sen akıllı nasıl yaptın bu, nasıl bu lafı söylersin dersin. Cahile üzülürsün. Ya cahil adam söyler tabii dersin ve hiç üstüne gitmezsin. Onun için ben üstünüze gitmemeyi tercih ediyorum. Yazabilirsiniz. Olabilir, demek ki izlendiğimiz anlamına geliyor aslında bu da. Benim arkadaşlarımın söylediği gibi takma kafana dediler. Biz tabii takıyoruz çünkü kötü bir aileden gelmedik. Bir tarafımız askerdi, işte bir tarafımız da 36 yıl aynı masa başında çalışmış bir insanın öyle bir insanın bizi, insan büyüttü bizi. Bostancılıyız, eski Bostancılıyız. Onun için hani biraz efendilikle büyüdük. Eskiden efendilik prim yapardı efendim. Eskiden efendilik güzeldi. 90'lar doğru bu iş bozuldu sanırım. 90-95'lerde bu işler artık iyice karıştı ve şimdi artık böyle serserilik para ediyor. Böyle bir bağıralım, çağıralım, böyle kabadayı olalım falan böyle. Eskiden kabadayı deyince bizim bildiğimiz tophane vardı. Ama tophane de yani tophane dediğimiz zaman, hatta rahmetli halam anlatırdı. Oğlum derdi, biz tophanedeki iş yerimizden çıktığımız zaman ki akşam saatleri biraz karanlık olurdu. Oradan Karaköy vapuruna giderdik. Karaköy'e Bostancı vapuru gider ve Bostancı'da evimize yürürdük. O zamanlar öyle. Anlattığım yıllar 1955 ve 60'lı yıllar arası. Biz bir fiilde 36 yıl çalıştık dedi. Suzan teyze vardı onun yanında, yani aynı büroda beraber çalışırlarmış. Çıktıkları zaman Suzan teyze dermiş ki bak yine onlar bize bakıyor. Tophaneli o zaman tabi adamlar var. Ve onlar şöyle dermiş. Nezahat Hanım, Suzan Hanım, iskeleye kadar sizi bırakalım mı? Deyince adam teşekkür ederim sağ olun efendim dermiş. Ama Suzan teyze tabi iyice saklarmış, korkarmış, aman Nezahat dermiş. Tophaneli insanları falan diye. Sonra halam zamanla anlamış ki bunlar hakikaten efendi adamlar. Ters gitmezsen çok iyiler. Ama ters gidersen, yani onlara bir zarar verirsen, maddi ya da manevi, işte o zaman tophane adamı çıkıyor ortaya. Yani bir tek o zaman biz onu bilirdik, tophane derlerdi. Onun dışında hiçbir yerde böyle bir serserilik, bir kabadayılık, bir şeylik, mafyalık falan. Ki o zaman mafya diye bir şey de yoktu. Sadece kabadayı var. Biz öyle büyüdük, hani o öyle bize anlatılırdı. Ondan sonra biliyorum söylediklerinizde, sorularınızın içinde işte abi bize anlatsana şey diyorsunuz. İşte nasıl yaşadınız, nasıl büyüdünüz Bostancı, Anadolu yakası falan filan diye. Valla şöyle bir şey var. Tabii zor yıllar geçirdik yani. Kolay değil, 80'li yıllar çok iyi değildi. 75'ten sonra çok karıştı ortalık. Sonra 80 işte bir şey yapıldı, bir darbe yapıldı. Ondan sonra da işte 87'ye 86'ya kadar falan Türkiye bayağı bir geriye gitti. Çok kötü oldu tabii durum. Ama bizim gençlik yıllarımıza rastladı.
Yalova'da bir yazlığımız vardı. Minicik böyle küçük bir odaydı o. Böyle en küçük site bizimdi. Arada böyle küçük bir dairemiz vardı falan. Sonra işte 99'da deprem olunca halam çok üzülmüştü. Dedi ki ya küçük bir yazlığımız vardı. Adam kaçıp geliyorduk dedi. Kaç almıştın dedim falan. İşte şimdinin parası oğlum 10 bin lira falan derdi o da. O zaman 99'du yani 10-15 bin lira para ediyor derdi o zaman. Yapma ya dedim, niye dedim daha iyisini almadın falan diye öyle konuşurduk. Daha uzun onları anlatacağım sizlere ama çok uzatmayalım. Bu kısa bir video olsun. Size böyle küçük bir şey olsun. Umarım bunu soru cevap diye düşünelim mi? Evet öyle bir şey düşünelim isterseniz. Belki de belki sorarız. Belki çarşamba belki de yarın akşam falan bunu yayınlar size. Pazar gün içinde konuk bakacağız. Çünkü konukların çoğunu şu an çok yoğunlar. Bir tane şef aşçımız var onu konuk edecektik ama Ramazan dolayısıyla çok yoğunlar. Biliyorsunuz sadece akşam tam iftar var ama gündüz de şefler ve aşçılar maalesef yemek hazırlıyorlar. Efendim görüşmek üzere. Hoşçakalın.